olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olunuz. Haftanın son işlem gününe girilirken aslında hafta başından itibaren piyasaların üzerinde olan o tedirginlikle uyanmış olduk. İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla gerek altın piyasası, gerek petrol piyasası, gerekse küresel borsalarla Borsa İstanbul'da kırmızı bir görünüm var. Daha sonra elbette biraz daha piyasalardaki bu tansiyonun yatıştığını da gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaşananların piyasalar üzerindeki etkisini? Evet, şimdi jeopolitik risk olarak sanki bu İsrail ile İran gerginliğinin yani hem İran'ın İsrail'e doğru yaptığı bazı müdahaleler, sonrasında bugün bir karşı hamle ki o da zaman zaman soru işareti olarak piyasada tam ne olduğu da anlaşılmadı açıkçası ama bir stres yani İsrail tarafından İran'a bir saldırı niteliğinde. Tabii normal şartlarda bu süreç acaba büyüyerek devam edecek mi gibi bir risk algısı doğurmaya doğru gidiyordu. Ama iki bacağı var. Yani birincisi çok da böyle hazırlanılmış, haber verilmiş. Yani hazırlanılmış derken olası diğer etkisi olabilecek ülkeler nezdinde de işte Avrupa, Amerika gibi böyle bir hamle yapılabileceği konusunda beyanatlar sonrasında aslında bu taraflardan da çok jeopolitik riski yani bu taraflar dediğim işte Avrupa Amerika cephesinden de çok jeopolitik riski derinleştirmek isteyecek bir tutum olmaması biraz zaman zaman destek söylemleri olsa da aslında o bölgedeki karışıklığın diyelim artık belli bir noktada küresel piyasaları da etkileyebilecek bir duruma gelmesini istemediklerini görüyoruz. O açıdan karşılıklı yapılan bu hamleler sonrası bana kalırsa bugün biraz da sınırlı olması her iki taraf tarafında son iki saldırı olarak nitelendirirsek piyasalarda acaba bu jeopolitik riskin de bir noktalanması şeyine beklentisine doğru da gelindiğini ben düşünüyorum ama çok sıcak bir gelişme tabii ki. Dolayısıyla çok net bugünün piyasaya etkisi bu gelişmeyle ilgili olduğunu düşünmüyorum ama gerek böyle bir beklenti olması nedeniyle gerek aslında yurt dışında bana kalırsa daha çok merkez bankalarının politikalarının biraz daha faiz indirimi noktasında ötelenmesi, beklentisi, piyasaların iyimser beklentinin dışına doğru biraz taşıyor olması aslında daha çok endeksler üzerinde baskı yaparken yurt dışında işte petrolde, altında biz yükselişleri gördük. Bugün de enteresandır. Mesela bu kadar gelişme olurken son birkaç günde petrolün zirve yaptığı yerlerden geri çekildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bizim piyasada beklenti bitti tabiri önümüzdeki hafta bu olayla ilgili, bu jeopolitik gelişmeyle ilgili birkaç günlük bir soğukkanlık olursa sanki iş biraz daha yatışmaya doğru gidecek ve piyasayı çok da tedirgin etmeyecek gibi duruyor. En azından bu bacağı. İçeride de aslında biz yani şeyden önce, bayramdan önce, seçimden sonra hızlı bir borsa yükselişi 9.800'ü yaşadıktan sonra biraz bu sürecin sindirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hafta başından beri bir geri çekilme var. Yani 9.400'lere, 450'lere doğru bunun olması da teknik olarak aslında sağlıklı da gözüküyor. Dolayısıyla tam bunu yaşarken endeks tarafında bir de bu jeopolitik riskle sabah uyandık. Evet bir nebze bir negatif başlangıç var hala da devam ediyor ama ben bunun o destek seviyelerde yeni alışlarla karşılanabileceğini düşünüyorum. Yeni haftaya biraz daha iyi başlayabilir borsa tarafında çünkü tahvilde döviz tarafında CDS'lerde çok da bu olaydan etkilenmiş bir fiyatlama, bir dalgalanma da gözükmüyor. O açıdan teknik düzeltmesini Borsa İstanbul yaptıktan sonra bence biraz önce siz haber akışında saydığınız Nisan sonu Mayıs ve Haziran Temmuz gibi not artışları, gri liste meselesi, yurt dışı ziyaretler gibi birçok hatta ekonomi noktasında tasarruf önlemleri, yapısal reformlar bunlar seçim sonrası biraz daha gündeme gelmeye başladı. Dolayısıyla daha ekonomiye odaklanacağımız bir dönemin ben hem TL varlıkları açısından hem Borsa İstanbul için daha olumlu olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla
etkisi sınırlı olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında son geri çekilmelerin ya da risk algısındaki bozulmanın daha çok Merkez Bankası veya Merkez Bankası kaynaklı, merkez bankaları kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İçeride ise biz aslında daha iyimser olabileceğimiz bir döneme girdiğimizde bir düzeltme yaşarken bunun bu jeopolitik riskin meydana geldiğini söyleyebilirim. O açıdan çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Eğer hafta sonu veya işte pazartesi ve sonrasında bu gerilimi tırmandıracak yeni gelişmeler olmaz. Tonguç Bey, önümüzdeki hafta 23 Nisan tatilini de göreceğiz. Yani 4 işlem günü Borsa İstanbul açık olmuş olacak. Özellikle bir gün tatil olması piyasanın biraz daha düşük hacimlerin beraberinde gelmesinde etkili olabilir mi? Uzun zamandır çarşambaları da çünkü endekste, borsada hafif satışları takip ediyoruz. Bir de Perşembe günü siz de ifade ettiniz, Merkez Bankası'nın kararı olacak. Tüm bu bileşenler kısa vadede peki özellikle endeks üzerinde bir baskı oluşturabilir mi? Evet, uzun vadede senaryolarda değişiklik yok ama kısa vade içinde beklentilerinizi merak ediyorum. Şimdi biz genelde haftalık yaptığımız toplantılarda bugün için özellikle yurt dışında da yurt içinde de bugün de dahil olmak üzere önümüzdeki hafta da veri akışının çok sakin olduğunu konuştuk ki Amerika büyümesi, sonra kişisel tüketim harcamaları, Perşembe, Cuma herhalde yurt dışında en önemli başlık olacak. Tabii işte yeni gelebilecek açıklamaların dışında. Bizde de sadece şöyle baktığımızda tabii farklı veri akışları olacak ama piyasa için en önemli gelişme Merkez Bankası toplantısı olacak. Kısa bir hafta olmasını da değerlendirirsek bence bu İran-İsrail geriliminden sonra özellikle pazartesi günü geldiğimizde sürecin biraz daha sakinleştiği veya karşılıklı artık hamlelerin olmayacağına daha fazla inanan bir piyasa olursa İçeride de dışarıda da daha pozitif bir hava olur diye düşünüyorum. Çarşamba, salı kredili işlemler, salı günü tatil olacağı için ve endeksin de 9400, 9450 veya bugün kapanışta belki 9500 gibi yerlerde olacağından ben yine Merkez Bankası'nın haftası olacağından dolayı bankacılık holdinglerde bir hareketlenme olabileceğini düşünüyorum yukarı doğru. Çok böyle bir klasik döngümüz var çünkü yani Merkez Bankası toplantısı olduğunda eğer piyasa özellikle bankacılık endeksi de belli bir seviyeye kadar geri çekilmişse ki genelde öyle oluyor. Burada bana kalırsa faiz değişikliği veya sabit bırakılmasıyla alakalı değil. Tamamen fiyat spekülasyonu üzerinden bir beklenti oluşarak bankacılık tarafı tekrar güçlü kalıyor ve bu da endeksi aslında o kritik destek seviyesinden yukarı doğru taşıyabilir. Dolayısıyla jeopolitik riskin bundan sonra daha kötümser bir hava yaratmayacağını önümüzdeki hafta düşünerek söylüyorum. Bu durumda ben endekste tekrar bir toparlamanın 9400'lerden geleceğini ve bunun yine bankacılık holding hisseleriyle olabileceğini düşünüyorum. Merkez Bankası tarafına gelince de aslında tabii biraz yine zor bir toplantı olacak ya da değerlendirmesi zor bir toplantı olacak bizim için. Çünkü bir faiz değişikliği olmadan seçim öncesi bir faiz artışı. Şimdi seçimler geride kaldıktan hatta bazı fiyatlamalara baktığımızda daha iyimser olabileceğimiz bir döneme girdiğimizde Merkez Bankası acaba durmak istemeyecek mi? Yoksa geçen toplantıda aldığı karar bu ay içinde bir belirleyici olma noktasında olacağından artık %50 faiz oranıyla mı belli bir süre devam edecek? Onun soru işareti olacak. Bana kalırsa geçen toplantıda ki biraz teknik bir faiz artışından ziyade biraz psikolojik bir faiz artışı da oldu ve etkisini dikkat ederseniz daha önceki faiz artışlarından çok daha fazla gördük. Çünkü piyasada bir döviz spekülasyonu da oluyordu ve burada bir ters tarafta kalınma durumu seçim sonrası gerçekleşti ve faiz artışında ilk defa kuru aşağı doğru çekip belli bir süre orada tuttuğunu gördük. Demek ki o kurla faiz arasındaki dengelenme seviyesindeyiz şu anda. Ben onu anlıyorum. Yani faiz arttırdığınızda kurda aşağı doğru bir baskı alabileceğiniz bir seviyeye geldi. Mart enflasyonu biraz daha beklentilerin altında kaldı Ocak-Şubat'a göre ki o toplantıda bunu görmemiştik.
Nisan'da da bence çok fazla bir enflasyon tarafında baskı görülmeyecektir. Dolayısıyla ben Perşembe günü mesela bu sefer Merkez Bankası'nın tabii metinde değişiklikler yapabilir. Ama enflasyon tarafında biraz daha iyimser tarafta kalabileceğini, sermaye girişlerinin arttığını, işte içerideki hane halkı harcamalarının hala enflasyon yaratıcı etkisi olsa da bunun da mevcut faiz artışlarıyla baskılandığı gibi bir özetle aslında yüzde yani 50 seviyesindeki politika faizinde devam etmesini bekliyorum. Ama geçen toplantıda biraz tabii ben de yanıldığım için bu sefer de temkinli olmakta fayda var. Her sonuca da açık olmak gerekiyor. Geçen toplantıda yanıldım derken birlikteydik, aklıma o toplantı geldi Tonguç abi. Siz yanılmadınız ama evet, estağfurullah, onu kastetmemiştim aslında ama güzel de hatırlamış olduk. İnşallah bu toplantıda da birlikte oluruz ve değerlendiririz İnşallah. birlikte. Peki özellikle hava yolu hisselerinde bir geri çekilme görüyoruz. Uzun vadede bu geri çekilmeler alım fırsatı olarak yorumlanabilir mi? Ne dersiniz? Bence yorumlanabilir çünkü şimdi biz herhalde özellikle yılın ikinci yarısında sektör ayrışmalarını çok daha fazla göreceğiz. Ben yine bankacılık holdingler ön planda kalabilir diye düşünüyorum ama özellikle yüksek faiz ortamında şimdi enflasyon muhasebesiyle birlikte düzenlenen finansal tablolarında özellikle yıl sonu bazı sürpriz sonuçlarını görüyoruz. Bunlar 3 aylık, 6 aylık bilançolarda biraz daha nötrleşecektir. Yani piyasa bunu artık beklenti noktasında alışıp böyle değerlendirecektir. Ama bankacılık ve holdingler dışındaki sektörlere baktığımızda ulaştırma sektörünün hem mevsimsellik açısından geldiği nokta, hem enflasyon oynamaları veya döviz hareketleri diyelim ya da pazar payı açısından bu mevsim içerisinde çok fazla dış etkilerden, jeopolitik risklerden biraz arındırarak söylüyorum. O sürecin de ben yatışacağını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla iyi bir ikinci, üçüncü çeyrek geçirme şansları var. Mesela bir üçüncü sektör olarak aslında ulaştırmayı bankacılık ve holdingler içine dahil edebiliriz. Dolayısıyla ben o tarafta yani şu anki geri çekilmelerin tabii bilançoların hepsini de bir görmek lazım. Aslında 3 aylıklar da çok önemli olacak. Onlar da kısa sürede gelecek. Yani biz Haziran'da aslında hangi sektör ve hisselerin daha ön plana çıkabileceğini netleştirebileceğiz finansal tablo açısından ama bir üçüncü yani bu gibi gelişmeleri jeopolitik riski dışarıda bırakıp diğer gelişmelerden en az etkilenebilecek sektörün ben yine ulaştırma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orada da hala bir potansiyel barınıyor. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağolunuz.